İyi geceler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Çok güzel sanatçılar var bu gece programda. Onlar birbirleriyle arkadaş, aynı zamanda benle arkadaş. Ülkemizin önde gelen kreatifleri, farklı sanat disiplinlerinden farklı arkadaşlarım buradalar. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Önce tabii ki Kaan Sekban'ı söyleyeceğim. Çünkü o Los Angeles'tan geldi, aramıza katıldı. Havaalanından gelmedin herhalde değil mi? O kadar değil. Havaalanından gösteriye gittim ama sonra bir eve uğrayıp uyudum ve geldim. Evet. Peki Amerika'da da, Amerika derken Los Angeles, başka neresi var? New York, Houston, Washington, Boston. Yanına yaklaşılacak. Allah'ım. Yani çok havalı. Tekerleme gibi oldu ama biraz. Houston, Boston. Boston. Ve tabii ki orada hem Türkçe hem İngilizce şov yaptın. Afrika'ya da açılmayı düşünüyor musun? Orayı bir halledeyim. Neden olmasın? Olabilir tabii. Evet. Peki orada ben dikkat ettim. İngilizce şov yapıyorum falan diyorsun ama İngilizce şov yaptığın salonlar genelde stand-up kulüpler. Tabii. Küçük yani. Böyle 3000-5000 kişilik değil. Değil. Kaç kişilik? O yüzden hiç konuşmaya bile değmez. Ama müthiş bir şey değil mi? Müthiş değil mi? Yani aynı şovun İngilizcesi mi? Değil, hayır değil. Orada zaten sen de çok iyi bildiğin gibi. Ben hiç bilmiyorum. Orada peki. Orada zaten çok fazla komedi. Ne diyeyim yani? Bu programı da beraber. Morning show gibi böyle yan yana. Beraber. Orada komedi club'lar zaten çok meşhur ve bütün komedyenler aslında orada çıkıyorlar. Zaten zor olan o. Evet evet ve daha az kişiyi güldürmek gerçekten daha zor. Yani çok 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi. Ve onlar Amerikalı. Ama hepsi Amerikalı. Ve sen orada İngilizce show yapıyorsun. Evet. Evet, ben hiç duyurmuyorum bile onları kendi takipçilerime. Çünkü duyurursam kendi takipçilerim de gelir, destekler, güler ama o benim gelişimime bir fayda sağlamaz. Peki sen daha ne kadar gelişeceksin? Yani bu kariyerin senin ne zaman bitecek? Ne zaman bizler gibi olabileceksin? Çocuk sanatkar bak, gibisin. Bak. Değil mi? Ne kadar kariyer? Çünkü oturdum bu... 23 Nisan'da da buraya oturdum. Evet. Peki ama bu şeyden geliyor değil mi? O eski kariyerden geliyor. Çünkü orada bir kariyerist bir durum var. Galiba. Ya vardı aslında abi ama benim gerçekten öyle büyük bir hırsla yapmıyorum bunu. Yani eğlenmek ve böyle biraz hakikaten çok beylik bir laf, böyle motivasyon şeyi gibi. Kendi sınırlarımı biraz aşmak istiyorum ve o hoşuma gidiyor. Yani düşünsene bambaşka insanları güldürmek. Güzel bir şey yani. Evet. Ama böyle bir çok eğleniyorum. Bütün bu ben seni Instagram'da takip evet, ediyorum. Ne zaman takipten çıkacaksın takip diye olaydım. Bekliyorum. Yani sürekli başarıdan başarıya koşuyorsun. Yok çok be. Mutlusun, çok keyiflisin. Buradaki insanlar, bu insanlar mesela ben, bu insan. O müstesna çünkü Kutlukan aynı zamanda tabii sahnede değil ama sahne arkasında başka stresler içerisinde. Biz şu günlerde çok stresliyiz. Çünkü hem İKSV Tiyatro Festivali var. Hepimizin orada oyunlarımız çıkıyor. Onların ikisinin oyunu Jekyll ve Hyde muhteşem. Gidemedim, muhteşem. Geleceğim. İnanılmaz. İkisi birden bütün tiyatroyu, tiyatrocuları çuvala koydular. Çok kıskanarak siz yani, alınmayın. Takipteyim. Müthiş bir Broadway müzikali. Aman dedik gittik hani Broadway müzikali Türkiye'de olur mu falan. Olmuş. Olur. Bir de rolleri derinleştirmişler. Çok derinleştirmişler. İnanılmaz ve çok stresliydiler. Biz şimdi Richard'ı çıkaracağız. Rahat duramadın yine sen. Çok evet çok stresliyiz. Hanımefendi de benimle beraber. Aynı zamanda o medyaya göre ahlak oyununu dün gece gittim seyrettim. İnanılmaz sanatsal bir oyun. Çok güzel bir oyun. Hanımefendi Medea'ya ince ayarı çıkarıyor. İki Medea. Onunkisi senin yazarın Türk. Türk, Emre Koyuncu. Onun yazarı İranlı. Hep bu bizim bu. Sizin Amerika ile alakamız yok. Bizim buralarda. Herkes başarıdan başarıya koşuyor işte. Evet ama hepimiz büyük bir stres altındayız. Sen böyle ne eğleniyoruz ne tatlılıklar. İşte ben de stresten ölüyorum orada. Gülecekler mi gülmeyecekler mi? Gülmedikleri zaman anksiyete 3'e düşüyor tansiyonum gidiyorum şey yapıyorum. Çok zor onu bir şey anlatsana, yani. Onu anlatsana sahneye çıkmayı anlat. Hiç bizim benim kıvıramayacağım bir şey onun için merak ediyorum. Orada sen de sahneye kıvırmayacaksın. Ben yapamam.
Ben yapamam. Ben üç cümleyi bir araya getiremiyorum. Şimdi sen bana de ki oraya çıkmadan önce ne oluyor? Ya çok tabii ben çok heyecanlanıyorum oraya çıkmadan. Çünkü hiç bilmediğim bir seyirci, beni hiç tanımayan bir seyirci karşısına çıkıyorum. Kültür de çok farklı. Kültür tabii. Çok farklı tabii. Güldükleri şeyler çok farklı. Ama ben çok sık gidip geldiğim ve çok izlediğim için aşina olduğumu hep düşünürdüm. Yani bildiğimi düşünürdüm. Orada biraz böyle kendime haklı çıktığımı gördüm. Yani çok da yabancı değilmişim. Bir de çok da mizahın o kadar da böyle ya orası çok başka, burası çok başka. Aslında insan hikayeleri her yerde alıcısı var. Gerçek hikayeler. Peki yine bu beyaz yakadan mı girdin orada? Çok az. Çok az. Orada çünkü mesela Los Angeles'ta beyaz... Çok az? Ne yaptın peki canım? Ya abi göndereyim sana değil, kayıtları. Hayır ben bakıyorum oradaki espriler. Biraz beyaz yaka gördüm ben o espriler. Çok az var. Los Angeles'ta beyaz yaka mı var Allah aşkına ya? Yok. Haklısın. Yok. Hiçbir şey yok yani. İşte New York'ta New York'ta olmakla ilgili. Biz Türk olmakla ilgili onu biraz şakalar. Onu nereden biliyorsun peki? Ne kadar gittin yaşadın orada da biliyorsun? Çok seyahat ediyorum. Gittiğimde iyi gözlemlediğimi düşünüyorum. Yani oradan aldığım şeyler. Vallahi evet ya. Oradan güldüler. Alıp oraya. Evet. Kolay orada değil. Da bir şey oluyor. Böyle 30 kişi gülünce 3000 kişi gülmüş gibi ve mutlu oluyorsun. Çünkü yepyeni denediğin bir şey. Bir de gerçek olan hikayeler orada çok alıcısı var ve çok kucaklayıcı insanlar. Yani işte ben Türk'üm, işte bankayı bıraktım, işte komedyen olmaya çalıştım ve sonra işte şöyle şöyle yaptım. Ama işte Los Angeles'taki insanların da şu huyunu vallahi hiç anlamıyorum açıkçası falan dediğin zaman onlara çok ilgi çekici geliyor. Çok çok güzeldi yani. Çok şu mesela ilk çıktığım sahne Mayıs ayıydı bu. Ben bu kadar güldüler ki paylaştım sosyal medyada birisi şey yazdı altına. Neden efekt koydunuz? Efekt koydum. Çünkü gerçek efekt gibi gülüyorlar burada. Yani çok acayip bir şeydi. Ben de orada bir ışık aldım ve her gittiğimde denemek istiyorum. Yani büyük bir hırsım yok ama her gittiğimde deneyeceğim. Yani biraz daha uzun kalacağım yazları. Biraz daha orada görüştüğümüz insanlar var. Orada komedi menajerliği diye bir kurum var bizde olmayan. Peki orada aktörlerde, aktrislerde olduğu gibi diyelim ki Amerika'da bir oyun oynayacaksın. Orada oyuncu sendikasından gidip izin alman, kaydını yaptırman ve sana bir izin belgesi vermeleri gerekiyor. Aynı şey stand-up için geçerli mi? Hayır öyle bir şey yok. Yani komedyenlerin yani kendi içinde öyle o kadar aktörlerin, oyuncuların olduğu gibi bir şeysi yok. Daha one man iş olduğu için veya one woman iş olduğu için daha böyle bağımsız şahıs şirketleri gibi orada çalışıyor komedyenler daha çok. O yüzden de herkese kapısı açık insanların. Ama peki tabii, sen ama orada gittin de açık mikrofon hani bizdeki stand-up şovlarda da var ya açık mikrofon böyle bir şeyle girmedin. Hayır açık mikrofon. Sana bir rezervasyon yapıldı. Evet ben hep bağlantılar kurdum. Evet referanslarla gittim ve mesela orada New York'ta işte 2 hafta önce çıktığım Broadway Comedy Club. Yani tamamen profesyoneldi yaptığın evet, şey. Evet evet. Greenwich Comedy Club bunlar çok önemli komedi club'lar ve orada gece çıkmak gerçekten çok zor. Açık mikrofon da değildi benim çıktığım. Bayağı yani. Bunu yapabilmiş başka bir Türk var mı? Yani yokmuş galiba. Aman. Yani oralarda da çok ilgilenmiyorum. Yani ne bileyim yoktur herhalde yani bilmiyorum. Ama olur olmalı. Genç arkadaşlar yapmalı zaten hepsinin. Bu kadar evet stand-upçımız var ama nerede sendeki İngilizce? Ya yok be abi ya. O kadar. Vallahi ne diyorlar İngilizce ne diyor? Bak çat pat demez mi? Ama bak hata yaptığında da orada bak, çok. Bak bu da gitti. Jekyll ve Hyde'da o dönüşler o bilmem neler yaptı. Hepimiz böyle. Benim mikrofonum ne olmuş? Sürtünüyor. Galada gittiniz. Nereme sürtünüyor? Sürtünecek bir yerim yok böyle bir şey. Neyse. Ondan sonra abi müthiş. Müthiş. O da müthiş. Bu da müthiş. Eminim bu ya. Böyle bu o Jekyll'la Hyde bir hani Jekyll bir Hyde abi, oluyor. Hyde Jekyll oluyor filan. Sonra abi bu böyle şey oluyor artık çok iş. Böyle ne oluyor? Yalama oluyor. Kullanılabilir mi burada? Yok. Siz anlatın. Siz anlatın. Alırsa olacak o. Geriye şey yapıyor biraz. Ama. Onun için.